heyecanın bir benzeri maça gelen futbol severler arasında da yaşanıyor. Ansızın bastıran kara ve soğuğa rağmen futbol severler yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdular. Hemen herkes kendisini sarı kırmızı renklerle donatmıştı. Hatta bu işi daha da ileriye götürerek yüzünü gözünü boyayanlar bile vardı. Merhaba. Merhaba efendim. Maça geldiniz. Evet. Yüzünüzü neden boyadınız? Galatasaray'a olan sevgimizden. Peki Galatasaray yenilirse ne yapacaksın? Bilemiyoruz. Yenilmeyecek. Peki Galatasaray'ın yenildiğini farz edelim. Ama eğlendiğini farz edelim. Ben sizin önünüze çıksam Beşiktaş kaşkoluyla sizle alay etsem ne yaparsınız? Ne yaparız? Hastaneye gönderir sizi. Hasta bir Fenerli olarak Galatasaray maçına geldim abi. Galatasaray'ın her maçına gelir misiniz? Hemen hemen. Koyu bir Galatasaray taraftarı diyebiliriz sizin için. Evet. Şu sıralarda İstanbul'da bir sinema günleri var. Bunu izliyor musunuz? Şu anda işlerimin yoğunluğundan izleyemiyorum. Galatasaray'ın kazanması ya da kaybetmesi durumunda neler hissediyorsunuz? Kaybettiği zaman tabii Türk milleti olarak üzüntü duyuyoruz. Kazansa daha çok daha güzel olur. Sarı kırmızı renklerde flamalar, bayraklar ve kaşkollar satan satıcılarsa futbol severlerin maça gösterdikleri yoğun ilgiden oldukça kazançlı çıktılar. Bugün kaç lira kar bekliyorsunuz? Vallahi şu anda herhalde 600-700 bin lira bir kar bekliyorum. Peki siz sürekli maçlarda stadların önüne gelir misiniz? Şimdi ben memurum, 650 tabiyim. Yalnız cuma, pazar günleri gidip gidiyorum. Bugün izin aldım. Bu işten ne kadar para kazanıyorsunuz? Vallahi normali yani 200-300 falan geliyor. Bunları ben kendim imalatını yapıyorum, kendim satıyorum ben. Kaça diyorsunuz? 10 bin lira falan maliyeti var, 5 bin lira karla satıyoruz işte. Evet, futbol tutkusu kar, kış ve soğuk dinlemiyor. Her meslekten ve yaştan on binlerce futbol severi stadlara toplayabiliyor. Uluslararası karşılaşmalarda ve onur veren tablo, Galatasaray taraftarı böylesine önemli bir karşılaşmada baştan sona sarı kırmızı ekibe destek oluyor. Karış dışında ki bu birazcık içinde olsaydı bize bir penaltı getirebilirdi. Hemen ceza sahasının bir karış dışında atışı Rotario kullanacak. Bir fırsat. Haydi çocuklar, bu fırsattan yararlanın. Bir gol lazım bize. Rotario ortaladı, kafayla Brasic. 1.93'lü futbolcuları kafayla topu aldı. Tugay bastırmıştı. Savunmamızda hiç kimse yok ve bastırıyoruz. Ve şimdi bir kontra atağa kalkmak istiyorlar. Ama top yine bizde. Offside olmasın. Evet. Bir kontra atağa başladılar yine. Ve kaleci Hayrettin çıkıyor. Topu ceza sahasının içine sokup degajmanıyla oyunu başlattı ama yanlış yere gidiyor top. Son dakikalar, son 3 dakika. 3 dakikada çok şeyler olur. Hala umudumuz sürüyor. Taç atışıyla Werder Bremen oyunu başlatacak ama vakit geçiriyorlar. Yine Ait arkadaşına bıraktı. Legat. Ve hala taç atışını kullanmadılar. Şimdi Ait, uzun bir top Tugay. Tugay çevirdi ve ters bir vuruşla topu yine Tugay'ın önünde görüyoruz. Kaleci Hayrettin. Son iki dakika, son iki dakika. Hakem ne kadar karşılaşmayı uzatacak bilmiyorum ama vakit geçirmek için bir hayli rol yapmıştı Bremenli futbolcular. Bakalım bunlar ne kadarlık bir süre, ek süre getirecek karşılaşmaya. Kaleci Hayrettin, seyirci ayakta. Artık son dakikalar. Bir gol beklentimiz var. Tugay çeviriyor. Karşıladılar. Ait. Rotario. Ve Taç, Rotario faul yapıldığını iddia etmişti. Taç atışıyla oyunu başlatacaklar. Hadi diyor hakem.
Bode, Legat ve kaleci Hayrettin. Hayrettin hemen uzun degajmanını yapıyor. Seken topu karşıladılar. Neubart, Rotaryu yanında. Sonuca razı Almanlar. Top çeviriyorlar. Neubart ödü sahaya doğru gitti, köşede zaman geçirmeye çalışıyordu. Top ayağından taça çıktı. Hemen taç atışını kullandık. Kaleci Hayrettin. Karşılaşmanın son dakikası içindeyiz. Durum 0-0. Hayrettin degajmanını yaptı. Ve Taner topu Koseçkin'in önüne attı. Top kalsın orada. Evet, kaldı. Koseçki çevirdi ama dışarı doğru çeviriyor ve avuta gidiyor. Evet, Taner'in pasında top kara takıldı. Koseçkin'in önünde kaldı. Ama Koseçki hemen topu çevirmek isteyince isabetsiz bir şekilde avuta atmış oldu. Son saniyeler ve uzatma dakikaları başladı. Son hücumumuz olabilir. Savunma kafayla karşılıyor. Tayfun ortalıyor. Taner kafayla çıkıyor. Ama Neubart'ın önünde. Neubart vuruyor. Koş diyor. Kaleci Hayrettin. Muhammed. Ve sonunda faul. Ayağa kaydı. Legat yere düştü. Hakem git diyor. Ve her çalacakları saniye Werder Bremen'i yarı finale taşıyacak. Son fırsat. Kafayla karşıladılar. Tugay fırladı. Top takıldı. Taça çıkmadı. Gene Tugay ortalıyor ama isabetsiz gidiyor. Bülent. Gene Tugay. Ortala Tugay. Ortala. Kalecileri çıktı. Ama top Rek'in ellerinde kaldı. Ve Rek degajmanını yapıyor. Birinci uzatma dakikası bitmek üzere. Top sarı kırmızılılarda. Son saniyeler. Yine kafayla karşıladılar. Şimdi de bir kontra atak başladı kalemizde. Ve Bülent'in önünde kalıyor top. Hayrettin degajmanını yapacak. Uzun boylu savunmaları karşıladı. Ait. Muhammed bırakmıyor. Yanında sökerek topu aldı Muhammed. Ve kendini yerde buldu. Hemen kalecisi Hayrettin'i görüyor ki o degajmanla oyunu başlatsın diye. Ve Ait'sa bir sarı kartta, Ait'sa 4 sarı kart gördü Werder Bremen futbolcuları. Bockenfeld, Otten ve kırmızı kart. Evet, kırmızı kart. Ait kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Ama istedikleri süreyi de çalıyor Werder Bremen'li futbolcular. Şu anda 2. uzatma dakikası bitmek üzere. Hakem ne kadar uzatacak bilemiyoruz ama 1-5 dakika kadar oyunu uzatması gerekir düşüncesindeyiz. Ortalandı Bülent'ten. Rotaryu kafayla çevirmek istedi ve avut. Ve bakın kaleci Rek topu oyuna sokmuyor. Orada oyalanıyor, eğleniyor. Taner gidiyor. Bir sarı kartta kaleci Rek'e çıkıyor. Artık iyice futbol olmaktan çıkardı Werder Bremen'liler oyunu. Ve inanılmaz derecede zaman çalmak için akıllarına gelen her şeyi yapıyorlar. Hakem bakalım oyunu ne kadar uzatacak. Sola doğru çevrilen top. Koseçki. Bırakmıyor topun peşinde. Koseçki ceza sahasına ortaladı. Topu çevirdiler. Tehlikeli vaziyet. Bir orta. Vur kafayı. At golü. Atamıyor. Ve kalenin ağzında. Kaleci Rek topa uzanıyor ve yakalıyor. Yarı final.
gelen şansı geldi de biz değerlendiremedik. Ayağı tutuldu sanki, ayağı tutuldu sanki ve zavallı duruma düşen futbol oynamadan, oynatmadan yarım finale gidiyor. Aslında Galatasaray Werder Bremen'in muhtemel rakibine çok işler yaptı. Kartlar, sarı kartlar, kırmızı kartlar. Galatasaray yordu yarı finale, Werder Bremen'i yorgun gönderiyor. Muhtemel rakibi bayram edecek ve Galatasaray'a yazık oldu. Ama söylediğimiz gibi bunun adı futbol değil. Bunun adı bir çeşit kumar, şans oyunu ve şansı olan taraf kazandı. Aslında son saniyede o şans geldi bize ama kullanamadık. Evet, Werder Bremenli futbolcular bayram ediyorlar. Şenlik içinde Galatasaraylılar haklı olarak üzgün. 90 dakika boğuştular ama bir gol kaydedemedik. Çok arzu ettik, çok istedik. Ama yine de bir Alman takımı işte 200 taraftarıyla bayram ediyorlar. Burada Galatasaray karşısında futbol oynamadan yarı finali hedefledi. Bunu başardı. Ne söylenir? Yazık oldu Galatasaray'a. Evet, Werder Bremenli futbolcular soyunma odasının yolunu tutuyorlar. Evet, kameralarımız yeniden saha içinde. Bülent Karpat'ta. Şu anda kimseyle röportaj yapmak istemiyor, içimden gelmiyor. Elimize gelen fırsatı kaçırdık. Sizler de, bizler de hepimiz üzgünüz. Hoşça kalın diyorum. Üzüldünüz muhakkak ki, vuruldunuz ama hayat devam ediyor. Ne taktik kaldı, ne maçtan önce hesaplanan, düşünülen olayları uygulama imkanı çıktı. Hava koşulları sahayı öylesine etkiledi ki bu sahada yerden top oynaması mümkün değildi Galatasaray'ın. Ve topu havalandırmak zorunda kaldı sarı kırmızılı ekip. Havadan oynayınca boy üstünlüğü, boy avantajı olan Werder Bremen'e yaradı bu. Buna rağmen pozisyonlar bulduk. Buna rağmen rakibimizden daha etkiliydik. Ama bir türlü 90 dakika boyunca beklediğimiz gole kavuşamadık. Değerli seyirciler, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Galatasaray Werder Bremen'le çeyrek final rövanşını bugün İstanbul'da Ali Samiyen Stadı'nda oynadı. Bu maç golsüz berabere bitti ve yarı finale yükselen takım Werder Bremen oldu. Ben Ali Kocatepe, yayında arkadaşım Öztürk Pekin'le birlikte sizlere bu maçı anlatmaya çalıştık. Ve diğer yayında katkısı bulunan arkadaşlarımızla birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Galatasaray iyi mücadele verdiği karşılaşmada yarı final şansını kaybediyor. 15 günden beri hazırlandığımız Werder maçı biraz evvel bitti. Nasıl bittiğini hep beraber gördük. Bir takım kupayı geçerken de, turu geçerken de futbolcuları öpülür, sevilir ve onlarla iftihar edilir. Bazen de olağanüstü durumlarda onlar gene böyle futbol tanrısının yanlarında olmadığı bir günde de takdir edilir, öpülür. Devamlı futbolcularıma bu maç için olan olağanüstü güvenimden ve de onların bu işi başaracaklarından günlerce söz ettim. Buna ilaveten de 12. adamdan bahsettim. Fakat Werder'in yanına öyle bir 12. adam geldi ki bugün, bizim 12. adamımızın çok çok daha etkili şeklini gördük. Doğa, yani onunla baş etmek mümkün olmuyor. Bugünle esasında uzun zaman akıllardan çıkarılmayacak bir gün. Buraya turistik geziye gelen takımların, ülke takımlarının hakem düdüğüyle beraber ne hale geldiğini, burasını bir bayram yerine çevirdiğini görüyoruz. Bundan sonra da göreceğiz. Ancak ve ancak işte buradan çıkmaları, hafta içinde söylemiştim, bir futbol mucizesi olursa.
kim için hangi ifadeyi kullanayım bilemiyorum ama bugün olabilesi her şeyi ortaya koyduk yarı finale gelmek için. Ta ki maçın son anına kadar, yani hakemin başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar her şeyi ortaya koyduk. Üzülüyorum. Önce tabii ki mücadele eden futbolcularım için ve de bu ülkeye çok yaklaştığımız büyük bir sevinci tattıramadığımız için. Fazla söylenecek bir şey yok. Şu andan itibaren de ligimize dönüyoruz. Bu arada şimdi biz Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarıyla ilgili de görüntüler yayınlayalım diyoruz ve sevgili Taner var. Taner'i hemen setimize alalım. Taner bir dönem Galatasaray'da futbol oynamış olan bir arkadaşımız. Peki Taner'i nereden hatırlayacaksınız? Bakalım Taner o oynadığı çok kritik maçı bizlere söylesin ve sevgili Taner öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi maçtı? Çok kritik bir gol pası verdiğim bir maçtı o. 92 senesi Kupa Galipleri Kupası çeyrek final. Werder Bremen maçı. Werder Bremen değil mi? Evet. Yer burası. Yer burası ve bu kale. Futbol oynamak için elverişli bir zemin değil mi? Elverişli abi. Evet. Ya işin enteresan tarafı ben o günü gayet iyi hatırlıyorum. İnönü Stadı'nda maç olmuş olsaydı deniz seviyesinde olduğu için orada güllük gülistanlıktı. Yani kar yok, yağmur neredeyse yok ama Mecidiyeköy kasıp kavruluyor. Kar yağıyor, zemin çok kötü. Valla Levent abi herhalde kısmet artık, yani kısmetimiz mi bağlandı, ne oldu, bir şey oldu. Camiada yani. Bu maçın burada oynanması. Burada size. Evet, daha önceden herhalde galiba sizler de çok iyi bilirsiniz, liste veriliyor herhalde. Bir daha stat değiştirmiyoruz galiba. Burada oynadık maçı sonuçta. Maçın hakemiydi de Danimarkalı Kim Norton Nielsen'di herhalde, öyle hatırlıyorum evet, ben. O dönemin en önde gelen hakemlerinden evet, biriydi. Evet. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da vardı, es geçti. Peki hemen o maçın o son anlarının bir görüntülerine bir bakalım. Galatasaray Werder Bremen maçına, yani 18 Mart 1992 yılına gidiyoruz sevgili seyirciler. İşte o son dakikada Rotaryo'nun topu filelere gönderemediği anda kafayla değil mi? Kafayla. Gol pasını Taner vermiş Ali Sami Yen'de. Arif ortaladı, öyle tahmin ediyorum. Şimdi göreceğiz tabii. Göreceğiz. Son anda ben kaleye vuracaktım. Rotaryo'yu görünce ona indireyim dedim. Daha müsait olur dedim. İndirdim. Yerde de bakıyorum ona. Ayağını salladı. Vuramadı. Top kaldı. Kaleci atladı. Aldı da son şanslı oldu. Değil mi? Son şanslı ama hakem maçı bitirdi zaten. Evet. Hadi izleyelim o maçı. Evet, Mustafa Denizli çok gururla ve mutlulukla ayrıldı bu stattan. Üzüntüyle ayrıldı. Ender maçlardan biri. Taner kafayı pası, Rotaryo dokunamıyor ve yani istediği gibi dokunamıyor. Sen görevini yapmışsın Taner'cim, üzülme. Ama takım ya sonuçta değil mi? Tabii tabii, kesinlikle yani de. Yani belki de kupayı Werder Bremen aldı o sene. Yarı finale kadar çıkmıştı Werder Bremen. Kupayı aldı. Yani, kupayı aldı. Ben diyorum ki yani belki de 2000'den önce, belki 8 sene önce o kupa bizim müzemize girebilirdi. 88'de PSV Eindhoven'ı Galatasaray burada yendi. Evet. 2-0, evet. 3-0 yenilmişti. 2-0 burada yendi. Evet. O evet senede PSV Şampiyon Kulüpler Kupası aldı. Evet abi. Taner çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Yıllar sonra da futbol severler Taner'i görme imkanına da kavuşmuş oldu. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Yerinden ayrılma lütfen ve söz Mehmet Buğra Şahin'de.